Bizim sıcacık sohbetini bırakıyoruz. Şimdi nereye doğru kayıyoruz? Köylü Tarım artık Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bey'in yanına doğru geldik. Efendim öncelikle merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah razı olsun. Özür dileyerek başlamak istiyorum. Amcalarımı görünce dayanamadım. Onların da bir hal hatırını sormak istedim. Böyle. En güzel zaten asıl görüşülmesi gereken kesim çiftçilerimiz, kullanıcılarımız. Maşallah seviliyorsunuz yani. 15 yıl önce alışveriş yapan bir insan tekrar buraya fuara gelmiş ve sizin standınızı bulmuş burada. Güzel bir şey ama bu. Elhamdülillah. İsmimizi köylüden aldığımız gibi gücümüzü de köylüden alıyoruz. Sıcaklığı, samimiyeti ve çalışkanlığı zaten ülkemizin de temel taşını oluşturmakta. Ya inanın bu zaten topraktan gelen samimiyet firmanıza yansımış. Firmanızdan da inanın gerçekten yüzünüze yansımış. Bizler çekim öncesi Ahmet Bey'le biraz hasbihal ettik, biraz sohbet ettik. Gerçekten sohbeti çok sıcacık. Şimdi Ahmet Bey'le biz tanıştık, memnun olduk. Bir de Ahmet Bey'i kendisinden dinleyelim. Bize köylü tarımla kendisini bir tanıtsın bakalım. Öncelikle bu fırsatı bizlere verdiğiniz için teşekkür ediyoruz köylü tarım ailesi olarak. Köylü tarım 1964 yılından bugüne tarım makineleri üreten, özellikle toprak işleme makinelerinde uzmanlaşmış bir aile şirketi, bir Konya firması. Ürün grubu olarak kültivatörler, rotovatörler, araç yapa makineleri. Tabii bölgesel bazda farklı terimlerde kullanılabiliyor. Örneğin kültivatöre kazaya diyen bölgelerimiz oluyor, Hızır diyen bölgelerimiz oluyor gibi yöreye göre. Ama ana branş olarak toprak işleme makineleri. Tabii üretimde ana hedefimiz, ana çıkış noktamız öncelikle Türk çiftçimizin ve Türk toprak yapısına, kullanıma uygun, beklentilere cevap verebilecek kalitedeki makineleri üretmek. Tabii bunları üretirken genel manada en yüksek kaliteyi, ham maddede olsun, yardımcı mamulde olsun, yüksek kaliteyi baz alarak üretiyoruz. Ve yine buna paralel ithalat noktasında çok ithal ürünlere sıcak bakmıyoruz. Oldukça yerli ürünü kullanmaya ve kullandırmaya gayret ediyoruz. Çünkü geldiğimiz gün itibariyle, zaman itibariyle artık teknolojide Türkiye çok ciddi bir yerde. Altyapısı oldukça sağlam. Tabii biraz imaj, belki hem kendimizi tam ifade edemiyoruz dünyaya karşı ve belki biraz da bu boya etiket noktasında, ama zamanla o süsleme vitrin kısımlarında yapabileceğiz, Türkiye olarak söylüyorum. Ve ürünlerimizi üretirken özellikle çiftçimizin taleplerini dikkate alarak ne gibi genel manada sorunları olabilir, bunları göz önünde tutarak üretim yapıyoruz. Üretimlerimizi çok geniş, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde bulunan bayilerimiz aracılığıyla çiftçilerimize ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Bununla beraber panko birlikler, yani pancar ekicileri kooperatifi birliği vasıtasıyla ve tarım krediler vasıtasıyla çiftçimize ürünlerimizi ulaştırabiliyoruz. Ürünün ulaşmasında sorun yok. Asıl mesele yedek parça ve yani standart yedek parça ve hızlı servis. Bu noktada firmamız oldukça iddialı. Hem standart ve sürekli yedek parça ile hem ürünlerinin arkasında yüksek hassasiyetle ve ciddiyetle ürünlerinin arkasında Türk çiftçisine hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bununla beraber ihracat noktasında da Türkiye'nin dışına giden ürünlerde Türkiye'nin imajı olmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü bu bilinci taşımak aslında her Türk vatandaşının asli görevidir. Sadece para ve kapital noktasında değil, ülkenin sorumluluğunu da üzerinde hissetmeli kişiler, ihracatçılar veya imalatçılar. Bu noktada da köylü tarım gerçekten son derece hassas davranıyor. Yeri geliyor, ufak tefek parasal zararları göze alabiliyor ama kaliteden ve özellikle Türk imajının zedelenmesine asla izin vermiyor, vermeyecek. İnşallah siz bu halis niyetler taşıdığınız sürece Rabbim inşallah tüm olanakları sizlere sağlayacak. Bizler bunları biliyoruz. Çünkü niyet halis olunca illaki akıbetleri de halis illaki olacak. Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Evet. Köylü tarım ileride çiftçilere neler vaat ediyor? Var mı yeni projeler? Yeni proje çok. Yani, bir tanesini alalım o zaman. İlk bizim vasıtamızda da diyorum şu an. Kısaca geçmişten biraz bahsedeyim. Türkiye'de hiç olmayan 3 makine üretmiştik.
Bunun bir tanesi mekanik ara çapasıydı ki şu an itibariyle aradan 17 yıl geçti ve artık ülkemizde yoğun bir şekilde kullanılabilmekte. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Bir diğeri belleme makinesiydi. Türkiye'de hiç olmayan, emsali olmayan organik tarımın başlangıcı, toprak dostu. Fakat emsali olmadığı için biraz bekleme sürecinde. Tabii ki çiftçilerimiz çok zor para kazandığı için haklı olarak bu biraz süreç meselesi. Tabii buna devlet desteği de gerekliyor. Önünü açarsa bu süreç hızlanacaktır. Ve yine tek seferde tohum toprağa işleyerek tohum yatağı hazırlayan Discaro. Yani kendinden bağımsız Discaro üretimimiz vardı. Bunlar geçmişte kaldı. Gelecekte yeni üretimimiz özellikle dik rotovatör tabir ettiğimiz mikser diye de bilinen yine toprak işleme makinesi ve sap parçalama makinesi şu an köylü tarımın altyapısını hazırladığı, çalışmalarını hemen hemen bitirdiği yakında çiftçilerimizle kavuşacak kavuşturacağı bir ürün inşallah. Üstadım Ahmet Bey, vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Köylü tarımı anlatmaya bu kısacık zaman yetmez. İnşallah daha önümüzdeki günlerde diyelim artık sizi farklı programlarda inşallah davet ederiz. Orada köylü tarımı doyasıya inşallah konuşuruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle köylü gerçekten çiftçi, yani biz köylüden kastederken aslında çiftçiyi, gücümüzü de oradan alıyoruz, ismimizi de oradan alıyoruz. Ülke ekonomisindeki en önemli temel taşları, köylünün sesine kulak verilmeli. Köylüye birçok dünya ülkesinde olduğu gibi ciddi değerlerle birlikte destekler de verilmeli. Bununla beraber son olarak yine köylü nerede bereket orada diyoruz. Son sloganımızla kapanışı da yapmış olduk. Değerli izleyenler, köylü tarımdan ayrılacağız. Bakalım şimdiki durağımız neresi olacak? Biz...